Günaydın. Çadırı şuraya bir yere kurmam lazım işte. Sabah sabah güneş selamun aleyküm dedi. Saat 8. Ondan sonra akşam o kadar yorulmuşum ki bir de yer aradım ben. Bayağı bir yer aradım, tamam mı? Ondan sonra burayı gördüm işte. Bir tane daha var. Orman var şurada. Ama orası biraz şeydi. Yusuf. Çok sık lan, çam ağaçları falan böyle. Bir yer buldum. Harika, tamam mı? Aynı şu ağaç. Şu ağacın adını bilmiyorum. Bu ağaç çok güzel. Baksana abi, şemsiye gibi. Mükemmel bir ağaç türü. Bunun adını hatırlamıyorum. Bilmiyorum daha doğrusu. Ondan sonra ormana giriyordum. Giriyordum. Birazcık girdim. Sonra tırsım geri çıktı. Bira şişesi doluydu. Şimdi bak. Ulan tam şuraya kurmalıymışım lan aslında. Yemin ederim 24 saat gölge. Neyse, akşama o zaman buraya bir yere kurabiliriz. Şimdi keşif yapayım. Gece karanlıkta tam seçemedim ben buraları. Orayı gördüm, dedim tamam lan dedim. Yol kenarı falan ama umurumda değil dedim. Gören görsün, sağ ol. Ne oldu, dikili burada. Bortumu bırakmışlar. Ah, bak. Şurada bir yer daha var. Ama orada adam konteyner koymuş, orada yaşıyor. Neyse, orası bizlik değil. Sabahleyin geldi, motorlar şöyle bir girdi çıktı. Ondan sonra ne anlatıyordum lan ben? Ormanın işte bir bira şişesi doluydu. Vazgeçtim oraya girmekten. Bir de sevişmeye geliyorlar orada, biliyor musun? Arabalar falan var ormanın içinde. Tabii. Ondan sonra burayı gördüm, dedim tamam kal burada. Akşam bir de kampingin birini aradım. 50 lira diyor. Tamam mı? 50 lira kampinge diyor geceliği. Şimdi yağmur yağacak diye ben kampinge telefon açtım. Yağmadı sabahleyin. Akşam geceliğin yağdı böyle bir yarım saat falan. Çok az ama böyle toplasan 200-300 damla, damı biraz fazladır. Geldi. O kadar. Çok hafif yağdı. Serpme. Serpiştirdi. Durdu sonra. Sabah kadar bir numara. Yerler kupkuru zaten. Bugün 12'den sonra gösteriyor bir daha yağacak diye. Ama gene de şiddetli yağmayacaktır. Çünkü havada yağmur bulutu ben göremiyorum yani. Şu an aniden bir rüzgarla. Rüzgar da yok. Rüzgar yağmur bulutlarını getirirse falan belki yağar. Ondan sonra kampingi aradım, dedim üstü kapalı yeriniz var mı dedim, yağmur geliyor. Yok dedi. Bungalov var dedi. Benim bungalov değil dedim, bize çadır yeri lazım. Çadırım var benim. Kaç para? 50 lira. 2 gece kalsam dedim, indirim yapar mısın dedim. 50 liraya çadır yeri bulmuşum. Pazarlık yapıyorum. Ondan sonra yok falan dedi. Ben de dedim vermiyorum lan dedi 50 lira. Üstü kapalı yeri de yokmuş zaten. Burayı buldum. Yattım. Nasıl yorulmuşsam uyumakta güçlük çektim yani. Kaslarım mahvoldu ya. Dün bayağı bir yol gittim ben yani. Bayağı bir yol gittim. Ondan sonra şimdi nereye gidiyoruz? Ölü Deniz'e gidiyoruz efendim. Ölü Deniz'e gidiyoruz. Bakalım gerçekten ölü mü? Oraya da hep söylüyorum değil mi, böyle gereksiz. Orada da 2 defa mı 3 defa mı ne gittim arkadaşlar. Bir seferinde Like yolunu yürüyordum. Burada bir hafta kaldım ben. Airbnb'den bir yer bulduydum. Ev. Ondan sonra evin bir odası bana ait. Mutfak filan her şey. Duş, tuvalet tabii. Evde kaldığın için bu gereksiz açıklamaları da böyle niye yapıyorsun? Ev demişsin zaten. Duşu, tuvaleti, banyosu, mutfağı zaten var yani. Bir hafta kalmıştım. Bir kadın, bayan biri kiralıyordu. O da evde yatıyordu. Biz de o da öbür odada yatıyorduk. Ama ayrı ayrı odalarda yatıyorduk arkadaşlar. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Sonra bak, gördüğünüz gibi sigara içtiğimi göstermiyorum kameralara. Tamam mı? Sonra bir de bisikletle işte. Geçen sene mi lan? Ondan önceki sene. İlk turda
birkaç gün kalmıştım. Yine Eylül Denizi'ne falan gittik. Oralar çok güzel abi. Denizi var ya bak, şimdi göreceksiniz. Renk muazzam. Turkuazın her rengi var orada şimdi. Öğlen yağmur gösteriyor. Göstersin, ne yapalım. Şeker değiliz ki ıslanalım kardeşim. Pardon, bir saniye. Boğazım daha temizlenmedi. Boğazımı nasıl temizliyorum? Sigarayla arkadaşlar. Evet, durum bu. Kahve yaptım az önce. Bisküvit vardı iki tane. Onları yedim, kahve içtim. Çadırı toplayıp şimdi Ölüdeniz'e doğru gideceğim. Hadi gidelim beraber. Son videoyu çektiğimden 15 dakika sonra arkadaşlar, görüldüğü gibi hava kapandı birden. Yani geliyor. Burası çok güzel. Şurada bir ada var. Küçük ve insanlar orada yaşıyorlar. İnsanlar orada yaşıyorlar. Şurada kuş cenneti var şurası. Fethiye kuş cenneti. Bundan yıllar önce bir anımı anlatayım mı? Sırt çantalıyım o zaman, tamam mı? Likya yolundan da önceki sene. Oraya gidiyorum ama yukarıdan, tamam mı? Bu taraftan böyle. Bayağı da bir mesafe var. Bir tane araba geçiyor. Adam o sırt çantalı fişt fişt falan böyle taksiye dur dersin ya. Aynı öyle. Bir anda refleks olarak yaptım bunu, tamam mı? Halbuki otostop çekeceksin değil mi? Parmağınla yapıyorsun ya. Öyle yapmadım ben. Direkt pişt pişt yaptım böyle ıslıkla. Adam da tek durdu. Gittim arabana, merhaba dedim. Sahile kadar bırakır mısın dedi. Dedim. Atla dedi. Adam arabaya bince ne dedi biliyor musun? Ya dedi, sen dedi ıslık çalınca dedi beni dedi tanıyorsun zannettim dedi. Ben dedi ondan durdum aslında. Öyle bir anı var. Dedim o zaman tanışalım dedim. Ondan sonra ben de dedim o zaman tanışalım. Ben dedim ressam Serkan Koç falan. Ondan sonra o da emekli olmuş işte. Bir tane arabası var. Burada kirada yaşıyor falan. Takılıyor. Yakışıklı bir abiydi. Ondan sonra gel dedi bir şeyler içelim. Şşş, sakin. Köpek vardı da. Bir anda tribe giriyor zannettim. Oturduk, sohbet muhabbet falan. Tam şu ada da önümüzde. Ya anan diyor, bunlar da insan, biz de insanız diyor. Ya böyle diyor, baksana diyor, adamlar nerede yaşıyorlar? Yaşıyorlar abi, ada yalnız 10 numara. Şimdi bak biraz da yaklaşayım, oradan çekeceğim onu. Ben o tripten yıllar önce çıktım biliyor musun arkadaşlar? Yani el alemin malı beni ilgilendirmiyor yani. Kendi sahip olduklarınla mutlu olabiliyorsan hayat sana güzeldir arkadaşlar. El alemin var, benim niye yok? Onun var, benim niye yok? Bu kıskançlık giriyor buraya işte. Onun da olmasın dersen bu çok sakat. Haset. Onun da olmasın. Benim yok, onun da olmasın dersen bu sakat mevzu. Bir de ondan daha sakatı var. Benim yok. Onun var ama onun da olmasın, elinden gitsin istiyorsan bu hasetin de daha fenası yani. Çok tehlikeli bir durum. Nereye geldik lan? Şöyle sahilden gidelim. Bisiklet girebiliyormuş. Yok, giremez yazıyor. Bisiklet giremez yazıyor arkadaşlar. Buraya bisikletle girmeyin, tamam mı? Ondan sonra öyle bir anımız var işte abiyle. Şimdi gideyim ben bir çorba içeyim. Bünyeme sıcak ve sıvı bir şey girsin. Çorba babında. Çorba babında. Burası akşam çok güzeldi. Bak şu karşıdaki ada. Şimdi biraz daha yaklaşacağız oraya.
Buralar işte gece çekemiyorsun. Bangır bangır müzik var. Telif yememek için açmıyorum kamerayı. Şimdi güzel. Ama geceliğinde bir başka güzel oluyor. Işıklar falan canlı oluyor burası yani. Nasıl ada? Ha? Arkadaki değil, şu önde var ya, orası ada. Arkadaki kara parçası. Ana karaya bağlı. Ta onun ucunun arka tarafına gitmiştik. Orada şey var. Çok güzel koylar var orada arkadaşlar, ama bisikletle gidilir. Hatta gitmiştim. Bir daha gitmeye gerek var mı bilmiyorum. Yeşil bir rengi var ama pırıl pırıl. Tamam, yeşil, berrak, pırıl pırıl, mavi değil yani, turkuaz filan unut. Çok harika bir yeşil rengi var. Tek sıkıntısı kayalık yani, taşlık. Ayaklarına batıyor filan. Öyle, onun haricinde 10 numara yer. Bir de ulaşımı zor bisikletle. Rampa çıkıyorsun, baksana şu tepeleri aşıyorsun filan. Şimdi biraz gezelim. Evet. Burası zengin turistlerin takıldığı, yemek yediği, kahvaltı yaptığı, saç kestirdiği. Saç kesim 8 euro diyor. 8 euro kaç para yapıyor lan? 10 euro olsa 200 lira yapsa pahalı. Pahalı. Ama onlara ucuz. 8 lira nedir ki? Bir paket sigara bile alabiliyor musun acaba? 8 liraya alıyorsundur. Fiyatlara bakıyorum da 100 liradan aşağı yiyecek bir şey yok arkadaşlar. Bonfile mesela 350 lira. Bonfile. Bir dilimet. Yalnız şu adam mükemmel abi ya, baksana. Tam tepesine evleri kurmuşlar. Ne kadar güzel değil mi? Adamların kendilerine ait adası var lan. Ve sen orada yaşayamazsın yani. Öyle bir durum var bir de. Oraya gidemezsin bile yani. Belki günübirlik belki. Ama almazlar yani. Orası özel bir yer. Kim bilir kim oturuyor orada. Baksana abi, 10 numara ya. Burada ısıran balıklar var. Isırıyorlar piçkuruları. Merkez tam şu olan, bayağı gelmişim ben gece ya. Havada gram rüzgar yok. Ve buradan öteye yol da yok. Şimdi buradan böyle geri döneceğim. Böyle bu taraftan ana yola çıkacağız. Burası Ölüdeniz Kuş Cenneti denilen yer. Kilitlere bak. Biri batılı bir inanç başlatmış, birileri de devam ettirmiş. Sanki bir bok olacakmış gibi oraya kilit bağlayınca. Fethiye de bir başka güzel arkadaş. Şimdi ta o tarafa gideceğiz.
Akşam karanlıkta çektiğim yer şey. Şezlonglara bak. İnsan üstünü kapalı yapmaz mı ya? İnsan üstünü kapalı yapmaz mı acaba? Bak şuraya da çadır kurabilirdim mesela. Üstü kapalı. Ama biraz uzaklaştım buradan. Oraya kurardım yani gerçekten. Şaka yapmıyorum. Geri dönmek istemedim. Gece çektik. Burayı gece çektim, bir de gündüz çekelim. Gece birçok detayı kaçırdık tabii ki. Bak bir de buraya böyle bir platform yapmışlar. Bir taraftan çıkıyorsun, aynı taraftan iniyorsun bak. Daire çiziyorsun. Şekil olmuş ama gereksiz yani. Hiçbir amaca hizmet etmeyen bir yapı. Pardon, pardon. Düşün ki. Ne getirsin? Niye be? Bu. Bu. Bak şurası nasıl? Gece karanlık abi burası. Zifiri karanlıktı. Ama yer şeymiş ya. Çivileri çakamazdık. Şunun içine kurabilirdim mesela. Şu arkadakine mesela. Birinin heykelini yapmışlar. Kimmiş o? Şehit yüzbaşı. Tayyareci Fethi Bey. 1887 doğumlu. Tayyareci. Pilot. Olur kendisi. Nereden görecektim ben? Şuradan. Oğlum tam tevfiklik yer var ya, hiç çadırla madalla uğraşmaz, direkt yatardı burada. Yani ben bile yatarım da üstü kapalı olsaydı. Hamakta 10 numara uyunuyor yalnız var ya. Baksana. Altın geliyor ya. Bak o adada, adada yaşayanlar karaya çıkmak için böyle taksi çağırıyorlar bak. Tekne taksi. Kendi teknesi yoksa bunlardan çağırıyorlar. Bir telefon tak geliyor, alıyor adam seni. Onu bazı kamçılar da yapıyor. Tekneyle anlaşıyor, ıssız bir adaya bıraktırıyor kendini, telefonun çektiği veya anlaşıyor işte, çekmiyorsa da şu gün şu saatte gel bizi al diye. Orada takılıyorlar. Issız adada. Nasıl? 10 numara anasını satayım. Tarzancılık oynayabilirsin mesela çıplak. Bak bak. Kuşların arasında bir tane beyaz var, kelebek. Kaçak. Bunların arasına karışmış bak. Çocuğum. Çocuğum senin ne işin var bunların arasında? Bunlar yabani. Yabani babani. Onlar da kuş diyor. Dünya kart ediyorsun diyor. Benim de arkadaş vardı. Şimdi onu bunu görse var ya kesin yakalardı yani. Kuş hastası. Kuş manyağı daha doğrusu. Birkaç. Birçok arkadaşım var. Bir tanesi vardı. Herif kümeste yatıyordu ya. Kümese yatak koymuş. Kocaman kümes yapmış çatıya. Sabahtan akşama kadar onlarla. Para da kazanıyor ondan. Bazıları güzel para kazanıyor. Ev alan, araba alanlar var. Gözümün önünde bir tanesi. Bir abi vardı, tamam mı? Sabuni sattı, sabuni. Biliyor musunuz? Bir tür kuş cinsi.
kaç $1000 mıydı, $900 mıydı neydi? Adam çıkardı, takır 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 verdi parayı, iyi mi? Bir tane kuş alalım. Yalnız deniz kokuyor biraz. Burası böyle. Burası biraz kirli. Gök gürlüyor. Şu karşı tepelerin ardından. Şimdi önünde zorlu bir rampa var. Şimdi size Fethiye'deki ilginç şeylerden bir tanesini göstermek için bayağı bir rampa çıktım. Evet. Kayaköy. Kaya evleri. Mezarlığı falan. Neyse artık. Bak onların oraya çıkmaları yasak. Normalde. Ama çıkmışlar. Nasıl? Adamlar uğraşmış kayayı. Dağı delmişler anasını satayım. Şuraya bak. Bir de bunun köyü var arkadaşlar. Oraya gitmeyeceğim ya. Gerçekten. Yormayın beni o kadar. Ben ihtiyar bir adamım. Bak bir de burada başka bir güzellik var. Bak başka bir güzellik var burada. Gidicik. Alo. Şş. Size diyorum beyefendi. Şş. Alo. Oh. Bak. Böyle kendini sevdiren kedilere ben bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Bak. Pati. Pati vereceğim mi? Patileşelim bir. Hı? Gel. Tokalaşalım ama. Şoraşık. Çocuğum düşeceksin oradan. Piç kurusu. Yasak oraya girmek. Girmişliğimiz var ama. Yasak. Hava kapalı iyice. 12'de yağmur gösteriyor dedim ya. Saat şu an 12 falan. Bir gök gürledi, o kadar durdu. Şimdi ben Ölüdeniz'e gidiyorum. Gidiyoruz, beraber gidiyoruz. Fethiye'nin bu kısmında böyle ilginç, güzel ara sokaklar var arkadaşlar. Eski. Dedi Horoz amca. Nereden gidiyoruz lan? Soldan bir yerden gideceğiz ama bu soldan olduğuna emin değilim. Olsun, biz yine de bu soldan gidiyoruz. Buradan Kayaköy'e gidiyor ya. Ben buradan gitmek istemiyorum ya. Merhaba. Biraz sessizliği ayakkabılar. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış bir mübarek zat ve yağmur çiselemeye başladı. İnceden ama çok hafif. Şimdi şiddetlenecek gibi görünmüyor ya. Ben gidiyorum ya. Şeker değiliz ki eriyelim. En fazla ıslanırız. Bu galiba hızlanmaya başladı. Şurada takılayım ben o zaman biraz. Şunun altında oturayım. Yağmur durdu. Gördüğünüz gibi. Yerleri bu kadar ıslattı. O kadar. 15-20 dakika kadar. Şimdi camide beklerken caminin imamı geldi. Tanıştık. Genç bir delikanlı. Yani benden biraz genç, 35 yaşlarında var. Bayağı şey bir ilgili bir arkadaştı.
bana başka bir yol tarif etti, tamam mı? Yoksa ben şu dağları, tepeleri aşarak bayağı bir dik bir rampadan çıkarak gidecektim. Yol kısaydı öyle olunca. Fakat o bana dedi ki biraz daha yolu uzatırsın ama dedi buradan git. Buradan şöyle bunun arkasından dolanıp gidecekmişiz efendim. O zaman gidelim. Yağmur gene başladı. 10 dakika sürdü, durdu. Şöyle bir yere park ettim, üstü kapalı. 1-2 dakika sonra tamamen durmuş olacak. Yola çıkıyorum. Bak, iki vadinin arasından gidiyorum. Burası daha az meyil var. Öbür taraftan gitseydim bayağı bir dik yokuş çıkacaktım. Burada şöyle çıkıyoruz ama orada böyle çıkacaktım. Yorucu. Şu aradan geçeceğim. Ulan video çekeceğim diye kendime yaptığım şu eziyete bak arkadaş ya. Hiç izlenmeyen bir kanala video çekeceğim diye şu yaptığım eziyete bak, işkenceye bak. Buradan dönüyorum abi, yeter. Fethiye'den döneceğim artık, yeter. Yeter değil mi? Bu sene yeter. Kaç ay? 6 ay olacak lan neredeyse. Gece arabasını update döneceğim herhalde. Öyle görünüyor. Gördüğünüz gibi kışlıkları giydik arkadaşlar. Hava soğudu, yağmur yağıyor. Bisiklete de yükledik bagaja. İstanbul biletini kestik. 100 lira para istedi, tamam mı? Bisiklete. Dedim öyle bir şey yok. Yolcu olarak haklarımızın farkındayız herhalde. O benim bagajım. Ya işte 30 kilo hakkım var. Ya desi var bir de. Desi falan yok dedim. Ben şimdi onu sökeceğim, parçalayacağım, ön lastiği çıkaracağım, çantaları çıkaracağım dedim. Yer kaplamayacak falan. Ondan sonra iyi dedi 50 lira ver. Dedim 50 lira yok. Ondan sonra kanun var, nizam var herhalde değil mi arkadaşlar? İyi dedi abi, sen dedi kes biletini. Metro Turizm'den sevgiler. Dedim bagajdan bana ekstra para alırsanız fatura kesmek zorunda kalırsınız dedim. Nasıl? Haklarınızı koruyun arkadaşlar. Çakallara para kaptırmayın. Tamam mı? Evet. İstanbul yolcusu kalmasın. Güzel bir bitiş konuşması yapabilir miyim bilmiyorum. Yapar mıyım onu da bilmiyorum. Bir turumuzun daha sonuna geldik. Güzeldi be vallahi. 10 numara eğlendim yani. Çok güzel yerlerde, çok güzel arkadaşlar edindim, dostluklar edindim. Çok güzel mekanlar keşfettim. Çok güzel yerler keşfettim. Harikaydı. Ama her güzel şeyin bir sonu var arkadaşlar. Havalar soğumasa daha devam ederdik ama yapacak bir şey yok. Otobüsün kalkmasına 15 dakika falan var. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni desteklediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sponsor olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, abilerime çok teşekkür ediyorum. Ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir sonraki turda görüşmek üzere efendim. Evet arkadaşlar, bu çok ayıptır göstermesi. İstanbul'dayım ve Maraş usulü bir kelle paça tadacağız. Burada İstanbul'da güzel yapılan yerlerden biri. Yok abi, şey falan değil ya, mümkün değil ya.